Ulusal Kanal ekranlarından tüm izleyicilerimize merhaba. Saatlerimiz 16.15'i gösteriyor. Asya'nın sesi başlıyor. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sayrus Seccad Gazi, Amerika ile yaşadıkları gerginliğe ilişkin ilk kez ulusal kanala konuştu. Pakistan terörle mücadelede bize yardım etmiyor diyen ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi. Pakistan Büyükelçisi, biz terörle savaşı kendi çıkarlarımız için yapıyoruz dedi. Gazi'nin İpek Yolu projesinin de Doğu ile Batı arasında bir köprü kurduğunu vurguladı. Ankara Haber Müdürümüz Eray Çelebi'nin haberi. Başkan Trump yanılmaktadır. Pakistan'ı suçlayan Amerika'ya tepki gösterdi. Çin'le ilişkilerini geliştirdiklerini vurguladı. Çin'le çok iyi bir proje olacaktır. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sayrus Saccad Gazi ulusal kanala özel açıklamalar yaptı. Pakistan'ın yeteri kadar gereğini yapmadığı konusunda Başkan Trump yanılmaktadır. Amerika Başkanı Donald Trump, Pakistan'ı terörle mücadelede Amerika'ya yardımcı olmamakla suçlamış, mali yardımları azaltma tehdidinde bulunmuştu. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi, Amerika'ya ilk tepkisini ulusal kanal ekranlarından verdi, ülkesinin çıkarlarını vurguladı. Biz bunu terörle savaşı zaten kendi çıkarlarımız için yapıyoruz. Ülkemizdeki teröristlerden kurtulabilmemiz için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gazi, Amerika onaylamasa da terörle mücadeleye devam edeceğiz mesajı verdi, bölgesel işbirliğine dikkat çekti. Biz Pakistan olarak bu konudaki mücadelemizin üçüncü bir taraf tarafından onaylanmasına ihtiyaç duymuyoruz. Zaten binlerce insanımızı kaybettik, 100 milyar dolardan fazla masraf yaptık terör savaşında. Yani dünyanın geri kalanıyla işbirliği içerisindeyiz bu konuda. Pakistanlı Büyükelçi, Çin'in bir kuşak bir yol İpek yolu projesine ilişkin de önemli mesajlar verdi. Çok iyi bir proje olmasını bekliyoruz. Doğu ve Batı arasında bir köprü olmasını bekliyoruz bu projenin. Büyükelçi Gazi, Çin'le ticarette Amerikan doları dışladıklarını, kendi para birimleriyle ticaret yaptıklarını da anlattı. Pakistan'ın ödeme dengesi sorunu bulunmakta. Bu normal bir şey. Para birimlerinin kendi para birimini kullanması olabilir. Neden olmasın? Pakistan'da para dengesinin aşağıda olduğu düşünülünce Pakistan açısından yararlı olabilir diye düşünüyorum. Büyükelçi, Pakistan-Türkiye ilişkilerini de dünyada eşi benzeri olmayan bir ilişki olarak tanımladı. Dünyada eşi benzeri yoktur. Bütün dünya ülkelerinin böyle bir ilişkiyi örnek alması gerektiğini düşünüyorum. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan sonra Avrupa'dan Çin'i ziyaret eden ikinci lider İngiltere Başbakanı Theresa May oldu. May, mevkidaşı Li Keqiang ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü. İki ülke arasında ticaret, yatırım ve kültür işbirliği anlaşmaları dahil bir dizi anlaşmaya imza atıldı. Çinlilerin May teyze lakabı taktığı İngiltere Başbakanı, gördüğü yakın ilgi karşısında Çin halkına defalarca teşekkür etti. İngiltere Başbakanı Theresa May, 3 gün süren Çin ziyaretine Hubei eyaletinin Wuhan kentinde başladı. May, İngilizce öğreniminin Çin'de yaygınlaştırılması amacıyla Wuhan Üniversitesi tarafından düzenlenen English is Great adlı etkinliğin açılış törenine katıldı. Wuhan, dünyada en çok öğrenci barındıran kent olarak biliniyor. Hubei eyaletinde bulunan 17 üniversite ile İngiltere'deki 12 üniversite arasında işbirliği programları yürütülüyor. Törende konuşan May, İngiltere ve Çin'in eğitim alanında uzun süredir işbirliği yaptığına işaret etti. Bu çalışmalarda önemli neticeler alındığını ifade etti. May önce mevkidaşı Li Keqiang'la ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de bir araya geldi. Çin Başbakanı Li, İngiltere ile ikili ilişkilerde Brexit gerçeğiyle yüzleştiklerinin altını çizdi. Li, Çin-İngiltere ilişkileri, İngiltere-Avrupa Birliği ilişkilerinin değişmesinden ötürü değişiklik göstermeyecek diye konuştu. Theresa May ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü. Görüşmede kalkınma ve kazan-kazan işbirliğinin iki ülkenin ana gündemini oluşturduğuna işaret etti Çin Devlet Başkanı. İki ülkenin zamanın trendine uyması ve ilişkilere altın çağda yeni anlamlar yüklemesi gerektiğini vurguladı. İngiltere Başbakanı May ise kendisine eşlik eden iş adamları heyeti için ziyaretinin çok başarılı geçtiğine dikkat çekti.
Taraflar arasında kültür ve eğitim alanında insani ilişkiler kurulmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Diğer yandan iki ülkenin uluslararası ilişkilerdeki sorumluluklarını işaret etti. Çin ve İngiltere, dünyanın iki önemli oyuncusu ifadelerini kullanan May, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin iki daimi üyesi olarak küresel zorluklarla yüzleştiklerini vurguladı. May daha sonra eşi Philip ile Çin Devlet Başkanı Xi ve eşi Peng Liyuan'ın geleneksel çay partisine katıldı. İngiltere Başbakanı Theresa May, Çin'e yaptığı ziyaret sonrasında May teyze lakabıyla ülkede internet fenomenine dönüştü. May gördüğü yakın ilgi karşısında Çin halkına defalarca teşekkür etti. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülkenin vatandaşlarına 30 günlük vize muafiyeti tanıdı. Böylece Özbekistan'ın vizesiz ziyaret imkanı sunduğu ülke sayısı 16'ya yükseldi. Özbekistan, turizm gelişmesi için vize konusunda kolaylaştırıcı adımlar atıyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Özbekistan'da turizm potansiyelinin geliştirilmesi için olumlu koşulların sağlanmasına ilişkin kararnameye imza attı. Özbekistan böylece aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülkenin vatandaşlarına 30 günlük vize muafiyeti tanımış oldu. 10 Şubat'tan itibaren İsrail, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Singapur, Japon ve Türk vatandaşları 30 günlük vize muafiyetiyle Özbekistan'ı ziyaret edebilecek. Vizesiz ziyaretten yararlanabilecek ülke sayısı 16'ya yükseldi. Özbekistan daha önce Kırgızistan, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Rus ve Ukrayna vatandaşlarına vize uygulamıyordu. Özbekistan'a gidecek uçakların kabin görevlileri de söz konusu vize muafiyetinden yararlanabilecek. Kararname ile ülkede 1 Temmuz'dan itibaren e-vize uygulamasına da geçilecek. Geçtiğimiz Ekim ayında Özbekistan Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan bir kararname ile Türk, Avusturya, Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, İsviçre, Çekya, Letonya, Malezya, Japonya ve Tayland vatandaşları için kolaylaştırılmış vize uygulaması başlatılmıştı. Buna göre söz konusu ülkelerin vatandaşlarına Özbekistan vizesinin 3 iş günü içerisinde verilmesi karara bağlanmıştı. Çin'in Hubei eyaletinde bir tersanede çekilen bu fotoğraf aslında çok dikkat çekici bir ayrıntıyı gözler önüne seriyor. Fotoğrafta Çin ordusuna ait bir savaş gemisinin üzerinde henüz hiçbir ordunun sahip olmadığı bir top dikkat çekiyor. Hedef menzilini 100 kilometreye kadar çıkaran bu elektromanyetik raylı top, deniz savaşlarının bütün kurallarını baştan yazılmasına yol açacak nitelikte. Amerika'nın geliştirmek için 500 milyon dolar harcadığı ancak bir türlü üretemediği bu silahı Çin kendi savaş gemisine monte etmeyi başardı. Amerika bu silah için milyonlar harcadı. Ancak yıllar süren çabaları sonuç vermedi. Üretimden vazgeçti. Amerika'nın başaramadığınıysa Çin başardı. Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Wuchang Tersanesi'nde çekilen bu fotoğraf çok önemli bir ayrıntı içeriyor. Tersanede demirli Haiyangshan isimli savaş gemisinin hemen burun kısmında büyük bir top görülüyor. Sıradan gemi toplarına göre oldukça büyük olan bu silah, elektromanyetik raylı top sistemi. Denizlerde hedef menzilini 100 kilometreye kadar çıkaran raylı top sistemi, askeri uzmanlara göre denizlerdeki savaşların tüm parametrelerini alt üst edecek nitelikte. Sesten 7 kat hızlı ilerleyen top mermisinin en önemli özelliği, barut gibi patlayıcı bir maddeye ihtiyaç duymaması. Geleceğin silahı olarak gösterilen raylı top sistemini ilk kez Çin ordusu bir savaş gemisine yerleştirmiş oldu. Haiyangshan isimli savaş gemisi Yangtze nehrinden Doğu Çin denizine doğru yola çıkmış durumda. Uzmanlara göre yeni nesil raylı top sistemi kısa sürede Çin donanmasının ana vurucu silah sistemi haline gelecek. Bu durum Pasifik'te Amerikan donanmasının daha da büyük zorluklarla karşı karşıya kalacağını gösteriyor.
Sırada Beyrut merkezli analiz kurumu olan Conflicts Forum'un kurucusu Alastair Crook'un analizi var. Yazıda Suriye'deki uluslararası cepheleşme ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor. Özellikle Türkiye ve İran arasındaki yakınlaşmayla Amerika ve İsrail'in askeri olarak köşeye sıkışacağı yönündeki öngörüler oldukça dikkat çekici. Şimdi yazıdan bir kesiti paylaşalım sizlerle. Gerçek şu ki Amerikalı ve Avrupalı liderler durmadan İran'ı kuşatma planları yaparken aslında İran ve bölgesel müttefikleri Suriye, Lübnan, Irak ve öngörülemeyen biçimde Türkiye, Amerika ve İsrail'i kuşatıyor. Özellikle askeri açıdan ve bölgenin ekonomik ağırlığının merkezi doğrudan Körfez'den Çin ve Rusya'nın Avrasya projesine kayıyor. Körfez ekonomik gücünü kaybediyor. Amerika'nın küçük işgal kuvvetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna yerleştirilmesi İran'a yönelik büyük bir tehdit oluşturmuyor. Daha ziyade Şam ve Tahran'ı rehin alıyor. Tıpkı bölgenin kuzeyindeki devletler ve güneyindeki devletler arasındaki güç dengelerinin değişimi gibi. Bir sembol olan Amerika'nın Suriye'deki askeri varlığı görünüşte İran'ı kuşatıyor. Ancak Türkiye harekete geçerse Amerika sonradan pişman olabilir ya da Suriye'nin ayazında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'li müttefiklerini yüzüstü bırakıp tamamen bölgeyi terk edebilir. Sıradaki haberimizle devam edelim. Rusya'da tarım sektörüne yapılan yatırımlar dikkat çekiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerinin yaptırımlarına karşı alınan tedbirlerin Rus tarım sektöründe olumlu sonuçlar verdiğini belirtti. Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelerin tarım ürünlerine getirdiği yasak, Rus tarım sektöründe olumlu sonuçlara yol açtı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelerin ilk aşamada Rus tarımına zarar verdiğine dikkat çekti. Bu zararın kaçınılmaz olduğunu belirten Putin, bunun sonucunda Rus tarım üreticisinin hızla aşama kaydettiğini ifade etti. Rostov Tarım Araçları Fabrikası Rostelmaş'ın çalışanlarıyla görüşen Putin, tarım araçları üretimi de dahil olmak üzere Rus tarım zincirinin büyüdüğünü kaydetti. 2008-2009 döneminde Batı'daki mali kriz yüzünden Rostelmaş'ın da kapanma işine geldiğini hatırlatan Putin, kapanmasını engellemek için aldıkları tedbirlerin çok eleştirildiğini belirtti. Rus lider, böyle şartlarda tüm ülkeler öncelikle kendi üreticilerini ve istihdamını düşünür, yurt dışında istihdamı sağlamayı düşünmez. Bu yüzden biz de bunu bilinçli bir şekilde yaptık, diye konuştu. Rus tarım ürünleri hali hazırda 37 ülkeye satılıyor. 6-7 yıl sonra ürünleri alan ülke sayısının 65'e çıkması hedefleniyor. Mısır'ın en kalabalık şehri Kahire temiz su sıkıntısı yaşıyor. Nil Nehri'nin aşırı kullanımı ve su kaynaklarının azalması hükümet ve bilim insanlarını harekete geçirdi. Mısır su sorununa çözüm arıyor. Kahire, 20 milyondan fazla nüfusuyla Mısır'ın en kalabalık şehri. Nil Nehri'nin hayat verdiği Mısır ve ülkenin başkenti Kahire su kriziyle yüz yüze. Nil suyunun normalden fazla kullanımı nehirdeki us debisinin düşmesine neden oluyor. Bereketli Nil, 20 milyonluk Kahire'nin su ihtiyacını karşılamak için artık yetersiz kalıyor. Mısır Su Arıtma Araştırmaları Merkezi Müdürü Hüsem Şavki'ye göre su tüketimi ülkede kullanılabilir su miktarının çok üzerinde ve bunun büyük bir kısmı da tarım alanlarına ayrılmış durumda. Tarım alanlarına ayrılan arıtılmış suyun yanı sıra Nil Nehri'nden 55 milyar metreküp su kullanıyoruz. Toplamda 80 milyar metreküp olması gerekir ama biz yılda yaklaşık 110 milyar metreküp tüketiyoruz. Bunun %8'i tarıma ayrılıyor ve sadece 1 milyon metreküpü içme suyu için kullanılıyor. Hükümet musluk suyu içmenin zararlı olmadığını söylüyor. Ancak ekonomik durumu iyi olan birçok Mısırlı arıtma suyu yerine şişelenmiş ya da filtrelenmiş suyu tercih ediyor. Aslında problem evlerdeki su borularından kaynaklanıyor. Normalde su kaynaklardan temiz bir şekilde geliyor. İhmal edilen şey borular. Borulardan geçen su kirleniyor.
Mısır günde 145 bin metreküp arıtma suyu üretiyor. Ocak ayında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, Mısır tarihinde yapılacak en büyük arıtma projesinin talimatını verdi. Proje 2 yıl içinde tamamlanacak. Su arıtma projesi sayesinde kalabalık şehirlerin su ihtiyacı karşılanacak. Bilim adamları ise bunun pahalıya mal olacağı görüşünde. Araştırma merkezimiz su arıtma istasyonlarındaki üretimleriyle maliyeti azaltmanın yollarını arıyor. Hükümetse vatandaşları Kahire'nin merkezine uzak yerlere taşınmaya yönlendiriyor. Kahire'den uzak yerlerdeki yeni şehirlerde su sistemi Kahire'den ayrılacak ve arıtma merkezlerinden bağımsız bir şekilde kendi sularını temin edecekler. Mısır'da yapılan kazılarda 4400 yıllık antik mezar bulundu. Mısırlı arkeologlar mezarın bir rahibeye ait olabileceğine işaret ediyor. Mısır'ın binlerce yıllık uygarlık tarihi bizlere her gün yeni bir keşif olanağı sağlıyor. Arkeologlar son olarak 4400 yıllık bir mezar ortaya çıkardı. Mezarın bir rahibeye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Araştırmacılar Kahire yakınlarında bulunan mezarın iyi korunmuş ve nadir bulunan duvar resimleriyle süslü olduğunu belirtiyor. Mısır Eski Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada mezarların Giza piramitleri yakınlarında yapılan kazı çalışmalarında keşfedildiğini bildirdi. Mısır Eski Eserler Bakanı Halit El Anani, mezarın 5. hanedana ait mimari tarz ve dekoratif unsurlar gösterdiğini kaydetti. Bakan, elbette yüksek bir görevli olduğunu ve Kraliyet Sarayı ile güçlü bir bağlantısı olduğunu biliyoruz dedi. Site alanındaki eski krallığın 5. hanedanlığı tarafından görevlendirilen kişilerin mezarlarının da bulunduğu belirtildi. Bunlardan bazılarında 1842 yılından bugüne kazı çalışmaları sürüyor. Bu tarz bir mezar Mısır'da ilk kez keşfedilmiyor. Arkeologlar bu mezarda dikkat çeken ayrıntının asiller sınıfından olmayan bir kadının tek başına gömülmesi olduğunu söylüyor. Mısır'da kadınlar eşlerinden ayrı gömülmezlerdi. Sadece prensesler yalnız gömülürlerdi. Bu yüzden kraliyet ailesinden olmayan bir kadın için bu mezarın yapılması sıra dışı bir durum. Bu mezar kadınların o zamanki statüsünü gösteriyor. Bu durumda mezarın bir rahibeye ait olma ihtimalini güçlendiriyor. Mezarın duvarlarındaysa meyve toplayan, metal eriten, müzik ve dans gösterileri yapan insan tasvirleri yer alıyor. Filipinlerin en büyük yanardağı Mayon'daki volkanik hareketlilik 3 haftadır sürüyor. Volkanik akıntılar nedeniyle binlerce insan bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Filipinlerin en aktif yanardağı Mayon lav püskürtmeye devam ediyor. Yaklaşık 3 hafta önce patlayan Mayon'un külleri yanardağın etrafına dökülüyor. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tehlikenin haberini önceden verdi. Enstitü, Mayon yanardağının yanına akan lavları ve zirvenin tepesinde büyük bir duman alanını gösteren bir fotoğraf yayınladı. Dağın çevresindeki 11 kilometrelik alan bu sebeple boşaltıldı. Yaklaşık 77 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Güvenli alanlardaki evlere geçici süreliğine yerleştirildi. Mayon, binlerce kişinin tahliyesinin hemen ardından patladı. Şu ana dek patlama nedeniyle yaralanan olmadı. Uzmanlar lavların bir ay daha taşmaya devam edebileceğini söylüyor. Mayon yanardağı 1616 yılından bu yana tam 47. kez patlamış oldu. Dünya artık taşımacılıkta ve araç teknolojisinde bambaşka bir rotaya gidiyor. Çevre dostu teknolojilerin kullanımı her geçen gün artıyor. Yüksek teknolojili, sürücüsüz akıllı araçlar için özel alanlar ve yollar oluşturuluyor. Çin'in akıllı yol projesiyle ilgili bir haberimiz var sırada. Dünya otomobil teknolojisinde yeni bir yere gidiyor. Çin, yeni nesil otomobil çalışmalarında başı çeken ülke konumunda. Trafik kazalarının olmadığı, egzoz dumanlarının havayı kirletmediği, daha yeşil bir çevrede
güvenli bir seyahat için Çin akıllı yol projesi çalışmalarına başladı. Çin'in en büyük şehri Şangay'da 10 kilometre uzunluğunda akıllı yol inşa ediliyor. Akıllı yol, yerli akıllı araçlar pilot bölgesinde bulunuyor. Sensörlerle çalışan bu araçlar açık yollarda yeni nesil enerji ile sürücüsüz test ediliyor. Akıllı yol teknolojisinde sürücüsüz araçların birbiriyle iletişim kurması da sağlanıyor. Yol boyu yerleştirilen sensörler sayesinde akıllı araçlar, yayalar ve trafik ışıkları dahil çevredeki bütün verileri topluyor. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre Çin'in yeni enerji araçlarının sayısı 2017 yılında 777 bin oldu. Bu rakam önceki yıla göre %50'den fazlaya satışa işaret ediyor. Sürücüsüz araçlar için inşa edilen bu yolun 2020 yılına kadar tamamlanması ve 150 kilometreye kadar uzatılması planlanıyor. Asya'nın sesi burada sona eriyor. Haftaya yeniden Asya'dan yepyeni haberlerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.